İyisin değil mi? Evet. Sınav nasıl geçti? TYT biraz güzeldi ama AYT zordu. Kazanacak mı? İnşallah. Sınava ulaştın, yetiştin. Evet. Bizi duygulandırdın ama. Biliyorum. O kadar kişiyi yani sınava almıyorlar kimliksiz. Yani geç kalanı da almıyorlar. Beni de almayacaklarını düşündüm ben şahsen. Ne giremeyeceğimi düşündüğüm için ağladım. 9-15 gece sınav binasına kimliğimi unuttuğumu fark ettim. Seni bıraktıktan sonra kimliğini sen araçta unuttun. Evet. Sonra aradın, yakındaydı zaten. Evet. Geldiler. Şeye gitmişti. Burada polislerimiz, görevlilerimiz size yardımcı oldular. Evet. Ne bekliyoruz? Sınavı kazandın mıyız? Kazanırsın. Yani inşallah kazanırız. Kazanmasan da dershaneye ya da gönderir seni. Evet, biliyorum. Üniversite kazanırsa üniversitede de okunmadan yardımcı olsun. Ne istiyorsan. Nerede kalıyorsun? Ben teyzemin kızında kalıyorum, Dereobası'nda. Ha, teyzenin kızında. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok. Babam 2016 yılında vefat etmişti zaten. 16 yaşındaydım. Liseye daha yeni başlamıştım. Akciğer kanseriydi. Yatalak hasta oldu. Annem baktı zaten ona. Sonra vefat etti. Annem de geçen yıl, 2021 yılında, Ağustos ayında vefat etti. 18 yaşındayken. Ailesi hastalığı diye bir hastalık var. Türkiye'de tedavisi yok. Ona yakalandı. O da yatalak hasta oldu. Ona da abimle biz baktık. Vefat etti. Yani evde oldu zaten olayda. Kendi evimiz var ama tek yaşamak istemedim. Abim de yaşamamı istemedi zaten orada. Abin yakın ama değil mi sana? Evet, ya. Balıkesir'de yani konuşuyoruz her gün. İki kardeşsiniz. Evet. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Biz Ayşe'nin yanındayız. Yanında olacağız. Bundan sonra hep destekçisi olacağız. Hep yanında olacağız inşallah. Tabii Ayşe sonuçta sınava girdi. Girmezse çok üzülürdük. Sınava girdi. Temennimiz inşallah çok güzel bir sonuç alır. Ayşe gayretiyle, ilgisiyle aslında çok da böyle örnek bir davranış sergilediğini düşünüyorum. O azmiyle, kararlılığıyla inşallah bu şekilde hedefine gidecek Ayşe. Biz de Ayşe'nin yanında olacağız.